Artık periyodik tablo ve içindeki atomlar hakkında yeterli bilgiye sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bu nedenle artık moleküllerin kendisiyle ilgilenmenin vakti geldi. Molekülleri ifade etmek için belli başlı formülleri kullandığımızdan bahsetmiştik. Aslında bir molekülü ifade etmek için başlıca 3 tane yol var. Birincisi molekül formülü. İkincisi ise ampirik formül ya da basit formül farklı olduklarını göstermek için iki ayrı renk kullanalım. Evet, basit ya da ampirik formül. Ampirik sözcüğünün ne demek olduğunu merak etmiş olabilirsiniz. Kendimi kimya dersini ilk aldığım zamanlarda hatırlıyorum da ben de bu kelimenin anlamını bilmiyordum. Tabii bu yüzden öğretmenimize ampirik nedir diye sormuştum. Aldığım cevap şu şekildeydi. Gözlemlerle ya da deneylerle elde edilen sonuçlar. Yani eğer biri size X, Y ya da Z'yi ampirik olarak bulduklarını söylerlerse, bu sonuçları deney ya da gözlem sonucunda elde ettiklerini düşünebilirsiniz. Molekül formülü ise molekülün içindeki atom sayısına bağlı. Şimdi size neden bahsettiğimi göstermek istiyorum. Ampirik ya da basit formül size bir gözlem sonucunu, hatta insanlar daha atomun varlığından haberdar değilken gözlemlenen şeyi gösteriyor. Örneğin gerçekte hangi molekülden bahsettiğimizi bilmeden ya da bu molekülü kaç atomdan oluştuğunu bilmeden bir atomun diğerine oranı gözlemlenebilir. Diyelim ki benzenden bahsediyoruz. Molekül formülü olarak benzenin 6 karbon ve 6 hidrojen atomundan oluştuğunu biliyoruz. Şimdi 1800 yıllarında yaşayan bir kimyager olduğunuzu düşünün. Atomun ne olduğunu bilmiyorsunuz. Ama elinizde büyük bir kutu dolusu benzen molekülü var ve karbonların hidrojenlere oranını ölçmeniz gerekiyor. Bulacağınız şey her bir karbon atomu için bir tane hidrojen atomu oldu. Basit formülde zaten bu orandan oluşuyor. Aslında her bir atomda bunlardan altışar tane olduğunu bilmiyorsunuz. Tek bildiğiniz her bir karbon için bir tane hidrojen oldu ya da her bir hidrojen için bir karbon oldu. Tekrar ediyorum. Basit formül bu iki atomun sayılarının birbirine oranı. Aslında molekül formülünden ampirik formüle ulaşmak oldukça kolay. İlk yapmanız gereken molekülün içindeki atom sayısının EBOB'unu bulmak. 6 ve 6'nın EBOB'u 6 olduğuna göre bu ikisini 6'ya bölerek basit formülü elde edebiliriz. Molekül formülünden basit formüle geçiş kolay olsa da tam tersi çok zor. Hatta imkansız bile denebilir. Sonuç olarak bazı bilgileri kaybetmiş oluyorsunuz. Buranın C6H6 mı yoksa C2H2 mi olduğunu bilmiyorsunuz. Hatırlıyorsanız videonun başında molekülleri ifade etmenin 3 yöntemi olduğunu söylemiştim. Üçüncü yönteme de yapı formülü diyoruz. Benzenin yapı formülünden başlayalım. Yapı formülü molekül formülündeki atomların nasıl yerleştiğini gösteriyor. Benzene şu şekilde çizebiliriz. Organik kimya dersi aldığınızda bu molekülü oldukça sık göreceksiniz. Köşeleri karbon atomu olan bir altıgene benziyor. Karbonları sarı yapalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Hepsi karbon. Karbonlar birer atlayacak şekilde birbirine çift bağla bağlı. Hidrojenlere ise tek bağla bağlı. Hidrojenleri de kırmızıyla gösterelim. Aslında molekül hakkında en çok bilgi veren şey yapı formülü. Yapı formülüne bakarak bu molekülün başka moleküllerle nasıl etkileşime gireceğini düşünebilirsiniz. Halbuki molekül formülüyle sadece molekülün içinde neler olduğunu anlayabiliyorsunuz. Ampirik formül ise ondan da az bilgi içeriyor. Ampirik formülle elde ettiğimiz tek bilgi moleküldeki farklı atom miktarlarının birbirine oranı. Şimdi birkaç tane daha örnek yapalım. Örneğin su. Bunun molekül formülünü kesin biliyorsunuzdur. h 2 Peki bu molekülün ampirik formülü ne olur? Basit formül için belirlememiz gereken şey iki atomun birbirine oranı. Her bir oksijen için iki tane hidrojen ya da her bir hidrojen için yarım oksijen diyebiliriz. Bunu azaltmanın bir yolu yok. h 2 o bir yazdığımızı düşünelim. 2 ve 1'in EBOB'u kaç olur? 1 değil mi? Bu durumda iki sayıyı da 1'e böleceğimize göre ampirik formülde molekül formüle tıpatıp aynı olacak yani H2O. Peki ya kükürt? Kükürt aslında oldukça ilginç bir molekül. Sonuç olarak tek bir atomdan oluşuyor. Öncelikle molekül formülüne bakalım. S8. Demek ki bir sekizgen oluşturması gerekiyor. Kükürdün ampirik formülünü düşünelim. Elimizde bir kutu kükürt var ama her atomun sekiz kükürde olduğunu bilmiyoruz. Bu molekülde tek bir atom olduğuna göre sekize bölersek elde edeceğimiz şey S. Son olarak bir de glukoza bakalım. Molekül formülü C6H12O6. Demek ki her 6 karbon için 12 hidrojen ve 6 oksijen var. Molekül formülünü ampirik formüle nasıl çevirebiliriz? Büyüyen bu sayıları 6'ya bölebiliriz, değil mi? Böylece elimizde 1 karbon, 2 hidrojen ve 1 oksijen kalır. Bu da bize atomlar arasındaki oranı gösterir. İşte söz konusu molekül bu. Bu da tam olarak kaç tane atom olduğunu söylüyor. Evet. Artık üç formül arasındaki farkı öğrendik. Şimdi bu formülleri ve periyodik tabloyu kullanıp moleküllerin kütle bileşimlerini nasıl belirleyebileceğimize bir bakalım. İlk bakabileceğimiz şey tabii ki molekül kütlesi. Evet, molekül kütlesi. Bu bir molekül içinde bulunan bütün atomların kütlelerinin toplamı demek. Bir benzen molekülünün kütlesini bulmak istediğimizi düşünelim. Burada ağırlık yerine kütle demeyi tercih etmemin nedeni ağırlığın hangi gezegen üstünde olduğumuza bağlı olarak değişmesi. Evet, bir molekül benzenin kütlesi ne olur? Tek yapmamız gereken benzeni oluşturan parçaların her birinin kütlesini toplamak. 6 karbon ve 6 hidrojen. O zaman benzenden başlayalım. Her bir karbonun kütlesi nedir? Bunun için öncelikle periyodik tabloya bakalım. İşte şurada güzel bir periyodik tablomuz var. Evet, karbonun atom kütlesi neymiş? Bu arada sadece atom numaralarını veren bir tablo yerine atom kütlelerini veren bu tablo bizim için daha yararlı. Biliyorsunuz atom kütlesi proton sayısının nötron sayısıyla toplamı. Karbonda 6 proton ve yaklaşık olarak 6 tane nötron olduğunu söyleyebiliriz. Peki sizce neden burası ondalık olarak verilmiş? Çünkü burada gördüğünüz değer karbonun doğadaki bütün izotoplarının kütlelerinden belirlenen ortalama kütle. Dünyadaki karbonun büyük çoğunluğu karbon 12 olmasına rağmen az miktarda karbon 14 de var. Bu ikisinin doğada bulunma oranlarına göre ortalaması alındığında da bu değer bulunuyor. Ama biz burada sadece karbon 12 kullandığımızı düşünelim. Sonuçta en yaygın bulunan o. Demek ki karbon 12 atomik kütle birimine eşit. Atomik kütle birimi de hatırlarsanız bir kütle birimi ve o kadar küçük ki değil bir kilogramın bir gramın bile çok ama çok küçük bir parçası. Neyse. Kısacası karbon 12 atomik kütle birimi. Peki ya hidrojen? Tekrar periyodik tabloya dönelim. Hidrojen işte burada lacivertle gösterilmiş. İşte bu ilginç. Atom numarası 1 ama atom kütlesi 1,008. Bu da bize yeryüzündeki hidrojenin çoğunun atom kütlesinin 1 olduğunu gösterir. Ayrıca hidrojenin nötronu olmadığını da gösterir. Aslında hidrojen çok ilginç değil mi? Tek bir protondan oluşan bir çekirdeği var. Yani hidrojeni iyonlaştırmak istesek ve katyona dönüştürmek istesek buradaki tek elektronu almamız gerekecek. Peki o zaman geriye ne kalacak? Tek bir proton. Demek ki hidrojen iyonu tek bir protondan farklı değil. Bu da bana ilginç geliyor. Hidrojen işte bu kadar basit. Sadece bir protonu var. Hızlıca tekrarlayalım. Hidrojenin atom kütlesi 1'e eşit. Eğer nötrona da sahip olsaydı o zaman atom kütlesi 2 olurdu. Ama hidrojenin atom kütlesi 1, 2 değil. Bir atomik kütle birimi. Bu durumda bir benzen molekülünün kütlesi ne olur? 6 çarpı karbon kütlesi yani 6 çarpı 12 artı 6 çarpı hidrojenin kütlesi yani 6 çarpı 1. 72 artı 6 eşittir 78. Diyelim ki biri size benzenin yüzde kaçı karbon diye sordu. Karbon olan kısmı işte burası. Bu kısmın atomik kütle birimi 72. Demek ki benzenin içindeki karbon yüzdesi 72 bölü 78. Bu da bize kütlece %92,3 verir. Geri kalan yaklaşık %7,7 de tabii ki hidrojen olacak. Burada gördüklerinizden birkaç tane daha örnek yapalım. Diyelim ki bir molekül suyun kütlesini öğrenmek istiyoruz. Hidrojenin kütlesini zaten bulduk, 1'e eşit. Bir atomik kütle birimi. Oksijenin ise bakalım neymiş? 16. Hatta dikkat ederseniz tam tamına 16. Bu ne demek? Bu dünyadaki oksijen atomlarının neredeyse tamamının 8 proton ve tam olarak 8 nötron içerdiğini gösteriyor. Sonuç olarak da atom kütlesi de 16. 16 atomik kütle birimi. Su molekülüne bakalım. 2 tane hidrojen var. Yani 2 çarpı hidrojenin kütlesi artı 1 oksijen yani 16. Demek ki suyun kütlesi 18 atomik kütle birimi. Şimdi yüzdeleri düşünelim. Suyun kütlesinin yüzde kaçı oksijendir? 18'in 16'sı diyebiliriz. Bu da yüzde 88,9'a eşit olur. Demek ki her bir oksijen için iki hidrojen olmasına rağmen su molekülünün çoğunluğunu oksijen oluşturuyor. Sonuç olarak oksijenin kütlesi çok daha büyük. Bu yüzden de suyun çoğunluğu oksijen. Başka bir soru tipi de bunun tam tersi yönde gitmek. Yani kütle bileşimi verilmiş bir molekülün basit formülünü bulmaya çalışmak. Ama şimdi bu videoda onu yapmayalım. Son olarak size küçük bir bilgi vererek bu videoyu sonlandırmak istiyorum. Bazı metallerin neden daha iyi iletken olduklarını anlamak için dün akşam biraz araştırma yapıyordum. Buradan biliyorsunuz d orbitallerini kısmen dolduran geçiş metalleri var. Araştırırken kullandığım bir kitaptaki periyodik tabloda bu gruba metaller, bu gruba ise geçiş metalleri denmişti. Ama bu bana biraz garip geldi. Sonuç olarak demir, bakır, altın ya da gümüş, herkesin metal diyebildiği ve düşündüğü maddeler. O zaman niye buradakilere geçiş metalleri diğerlerine metal deniyor ki? Ama sonradan gördüm ki buradaki grup aslında zayıf metaller olarak tanımlanıyormuş. Sonuç olarak bunlar bir bakıma daha yumuşaklar ve daha düşük erime noktasına sahipler. Yani aslında ilk başta düşündüklerimle uygun bir durum bu. Metal nedir diye düşündüğümüzde aklımıza ilk gelen özelliklerden biri elektron verme özelliği. Bu özelliğe en çok sahip olanlar da işte buradakiler. Sağ yukarı doğru çıktığımızda elektronları vermeyi en az isteyenlerle karşılaşıyoruz. Yani en elektronegatif olanlarla. Bu da metallerin özelliklerinin en kötüsü diyebiliriz. Bu da neden bu gruba zayıf metal dendiğini açıklıyor gibi. Aslında bazı kaynaklarda bu gruba zayıf metal denirken bazı kaynaklarda metal deniyor. Karşılaşırsanız sizin de aklınızda olsun diye kısa bir bilgi vermek istedim. Buradakilerin metal özellikleri daha kötü olduğu için zayıf metal demek daha doğru sanki. Çünkü alkali ve toprak alkali metallere göre çok daha az metal özelliği taşıyorlar. Neyse, konuyu iyice uzattığımı fark ettim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.